Evet arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nı Batı Cephesi'ne anlatacağız dersimizde. Tanıtım dersi olduğunu öğrendiğimde hangi konuyu seçeyim diye düşündüm. Dedim ki en azından bir 40 dakikada neden çıkacak bir sorunun olduğu konuyu seçmeyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle hiç şüphesiz çok önemli bir konu, Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi arkadaşlar. Daha doğrusu Kurtuluş Savaşı hemen her yıl ÖSYM tarafından defalarca kez sorulan ve her zaman karşımıza çıkan bir konudur. O yüzden dikkatli bir şekilde izliyorsunuz arkadaşlar ve başlıyoruz hazırsanız. Güzel. Peki gençler, slaytı şöyle geçiyorum. Daha Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi'nde yolumuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nı ilk önce biz niye yaptık? Şimdi bunu konuşalım. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni anlayabilmemiz için, Kurtuluş Savaşı'nı anlayabilmemiz için Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlamamız lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu yenik ayrılınca arkadaşlar bir Modros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Ve Osmanlı Devleti bu anlaşmayla fiilen sona erdi. Çünkü Osmanlı'nın demir yolları, haberleşme ve ulaşım imkanları, telgraf hatlarına, ordularına, cephanesine, her şeyine el konulmuştu ve dolayısıyla Osmanlı Devleti bitmişti arkadaşlar, tabiri caizse. Sonra devam eden süreçte Paris'te bir konferans toplandı ki düşmanın başına. Paris Barış Konferansı diyoruz biz buna, ama sözde Barış Konferansı çünkü içeriğinde barışla ilgili herhangi bir şey yok. Nitekim buradan sonra imzalanan ateşkes barış anlaşmalarının barışı tesis edemediği için İkinci Dünya Savaşı'na dünya gidecekti arkadaşlar. Ve bu konferansta bize Sevr Barış Anlaşması'na devam, bu konferanstan hemen sonra San Remo Konferansı'yla Sevr Barış Anlaşması'nı teklif ettiler. Ama biz şöyle bir baktık Barış Anlaşması'na, barışla ilgili hiçbir şey yok. Sonra arkadaşlar devam eden süreçte biz onlara İtilaf Devletleri'ne, sözüm ona, bir belge verdik. Misak-ı Milli belgesi ve onlar da bu belgeye bakınca bizim taleplerimizi kendi çıkarlarına uygun bulmadılar. Ve dolayısıyla şöyle düşünün, onlar bize bir teklifte bulundu, biz onlara bir teklifte bulunduk. Kağıt üzerinde, masa üzerindeki teklifler kabul edilmeyince sırada ne var? Silahlı mücadele var. Yani dolayısıyla seve seve kabul ettiremediğimiz Misak-ı Milli'yi söke söke onlardan alacağız. İşte biz buna Kurtuluş Savaşı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nı da biz iki başlık altında ele alacağız. Birincisi kalemle olan safhası, ki biz buna milli mücadele hazırlık dönemi diyoruz. İkincisi silahla olan safhası, ki biz buna doğrudan Kurtuluş Savaşı diyoruz arkadaşlar. Peki şimdi bakalım gençler. İkincisine geçmeden önce birincisiyle ilgili bir tane detay var. Batı cephesine şimdi giriş yapıyoruz. Şu ana kadar her şey anlaşılmıştır umarım. Başlıyorum. Arkadaşlar, Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Paşa'yı, bu arada şu anda anlattığım şey geçen sene ÖSYM'nin YKS sorusuydu, dikkat edelim. Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayi Milliye Birlikleri Komutanlığına atadı arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Paşa Batı Cephesi'ne atandı temsil heyeti tarafından arkadaşlar. Şimdi beni dikkatle dinleyeceksin. Günümüzde atama işini kim yapar? Evet. Bakın şimdi devletin üç yetkisi vardır. Yasama, yürütme, yargı. Günümüz anlamında yasama yetkisi meclise aittir. Yürütme yetkisi cumhurbaşkanlığına aittir. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerimize aittir. Şimdi arkadaşlar, bunda yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir ve Cumhurbaşkanı her zaman kararname ile atama yapar arkadaşlar. Atama. İşte Ali Fuat Paşa'nın Batı cephesine atanması temsil heyetinin yürütme yetkisini kullandığını ve hükümet gibi çalıştığını gösterir. Bu çok önemli bir yorumdur.
Buna dikkat ediyorsun. Geçen senenin çıkmış sorusudur arkadaşlar. Anlaştık mı buraya kadar? Güzel. Anlaştıysa devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında biz Batı cephesini 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgaliyle başlatırız. 11 Ekim Mudanya Ateşkes Anlaşması 1922 yılına kadar olan süreçte Batı cephesindeki savaşları anlatırız arkadaşlar. İlk önce Batı cephesinde düzenli ordu kurulmadan önce arkadaşlar Kuvayi Milliye dediğimiz, yani sizin anladığınız tabirle milli kuvvetler arkadaşlar. Yani sen, ben, halk, yani halk direnişi. Biz buna Kuvayi Milliye diyoruz. Ali Çetinkaya, Yörük Ali, Çerkez Ethem gibi Kuvayi Milliyeciler Batı cephesinde Yunanlılarla savaştılar. Ve devam eden süreçte Ali Fuat Paşa bölgeye gitti arkadaşlar. Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanı olarak Gediz Muharebesini yaptı. Ve Gediz Muharebesinde istenilen sonuç alınamadı ve Ali Fuat Paşa arkadaşlar kaybetti. Şimdi bu söylediğime dikkatle dinle. Arkadaşım, askeriyede hiçbir başarı ödülsüz, hiçbir başarısızlık da cezasız kalmaz. Askeriye kola kapağı değildir, tekrar deneyiniz arkadaşlar. Eğer bir başarısızlık varsa o işi bırakırsın. Anlatabildim mi? Çünkü askeriyede başarısızlığın telafisi yoktur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi gelelim, buradan ne çıkartıyoruz? Bak şimdi, Ali Fuat Paşa'yı biz atadık ya Batı cephesine. Ve başarısız oldu ya, işte onu askeriyeden alacağız ve nereye göndereceğiz? Moskova'ya büyük elçi sıfatıyla gidecek arkadaşlar. Böylece Türkiye Rusya'da ilk elçiliğini açacak ve ilk büyük elçisi kim olacak? Ali Fuat Cebesen. Buraya kadar her şey anlaşıldı mı? Peki Kuvayi Milliye burada başarısız olduysa bizim neye ihtiyacımız var? Düzenli bir orduya ihtiyacımız var. Peki bu düzenli orduyu kurmak için neler yapacağız? Ankara'da subay mektebi açacağız arkadaşlar. Tamam mı? Ve firariler hakkında kanun çıkartacağız. Asker kaçaklarını toplatacağız. Eğitim vereceğiz. Vatana ihanet kanunu çıkaracağız arkadaşlar. Asker kaçaklarına belki de vatana ihanet kanunuyla yargılayacağız. Ve bu anlamda bir düzenli ordu kuracağız ve bu düzenli orduyu iki kısma ayıracağız. Yani Batı cephesini iki bölüm altında inceleyeceğiz. Bir, kuzey, ki buranın komutanı İsmet Paşa, güney, güneyin komutanı ise Refet Bey'dir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Batı cephesinde 5 tane savaş yapacağız. Tamam mı? Büyük savaş. Bir, birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya, Eskişehir ve Sakarya Savaşı ve de Başkomutanlık Savaşı. Başparmak, başkomutanlık, büyük taarruz. Anlaştık mı? Şimdi bu 5 savaşı strateji anlamında inceleyelim. Bak şimdi, bu 5'inin 4'ü arkadaşlar savunma savaşıdır ve 5.'yi de kapattık mı, yumruğu vurduk mu, taarruz savaşı olur. Demek ki 5. savaş nedir? Taarruz savaşıdır. Yani biz saldırıyoruz arkadaşlar. Ve ikinci Viyana kuşatmasıyla başlayan geri çekiliş taarruz savaşıyla sona erecek. Başkomutanlık savaşıyla. Şimdi bu 5 parmağı bir de farklı açılardan ele alalım. Arkadaşlar, kim kazandı? Sorumuz bu. 5 tane parmağımız var. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya, Sakarya ve Başkomutanlık. Birinci İnönü'yü biz kazandık. Kapat. İkinci İnönü'yü biz kazandık. Kütahya, Eskişehir'i kaybettik arkadaşlar. Bu dursun. Sakarya'yı biz kazandık. Başkomutanlığı biz kazandık. Ortada kaybettiğimiz savaş var. Hangisi? Kütahya, Eskişehir savaşı. Kısaca arkadaşlar, ortadakini kaybettik. Baş parmakta da biz taarruz ettik. Bu olay anlaşıldı umarım. Peki. Evet, nasıl gidiyor? Gençler, şöyle bir 10 dakika oldu sanırım, başlayalım. Nasıl gidiyor? Anlaşılıyor mu dersimiz? Verim alıyor musunuz? Evet, maşallah. Çok böyle sanki pasif katılımcı gibisiniz arkadaşlar. Yazabilirsiniz mesaj bölümüne.
Peki bakalım. Madem çok ısrar ediyorsunuz, dersime devam edeyim. İyi gidiyoruz. Zeynep hangi şehirden katılıyorsun derse? Adana. Oo, güzel. Hadi bakalım. Adana güzel yerdir. İyi. Gülay. Anlaşılıyor. Verim alıyoruz. Harika. İnşallah dediğim gibi şu anlattığım dersten bir soru yakalarız yorumlarıyla beraber. Öyle umut ediyorum arkadaşlar. Şimdi Batı cephesine devam ediyoruz. Arkadaşlar, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzalanan Ankara Anlaşması ile bu cephede savaşlar kapanmıştır. Aslında Güney cephesinin devamıdır burada. Batı cephesinin nedenleri. Gençler, şimdi dikkatli. Beni tanıyanlar var mı aranızda bilmiyorum ama ben biraz şifreleme işini seviyorum. Bak şimdi, Batı cephesindeki bütün savaşların dört tane savunma savaşı var ya ve bu dört tane savunma savaşının sebebi asittir arkadaşlar. Asit, tamam mı? Asit diye kodluyoruz. Şimdi ben sana önce şunu söyleyeyim. Bakın, bir ülkede 100 tane şehir olsun, bir tane başkenti olsun. Eğer bu ülkenin 100 şehrinin 99'unu alırsanız ve başkentini alamazsanız bu ülkeyi yıkamazsınız. Ama 99 şehrine karışmayıp başkentini alsanız bu ülkeyi yıkarsınız. Yani vücuda benzetecek olursak başkent bir ülkenin kalbidir arkadaşlar. Eğer kalbi durdurursanız insanın hayatına son verirsiniz. Başkenti alırsanız devleti yıkarsınız. Şimdi dikkatli dinleyin. Yunanistan'ın amacını söylüyorum. A harfiyle başlayan bir Ankara'yı ele geçirmek arkadaşlar. İlk amaç bu. Ve Bursa'ya kadar gelmişlerdi zaten. Devam eden süreçte Eskişehir'i ve Ankara'yı ele geçirip Türkiye'yi yani milli hareketi durdurmak isteyecekler. İkiye hatırlarsanız Paris Konferansı'ndan sonra San Remo Konferansı'nda Sevr Anlaşması imzalanmıştı ama biz kabul etmemiştik. Onlar da dedi ki o Sevr'i seve seve kabul ettiremedik, zorla kabul ettireceğiz. Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek arkadaşlar. Anlaştık mı? İkinci amaçları neymiş? Sevr'i zorla kabul ettirmek. Ve arkadaşlar Yunanistan'ın tabiri caizse tasmasını elinde tutan devlet İngiltere'ydi. Hatta İngiltere Paris'te İzmir'i İtalya'dan alıp Yunanistan'a vermişti. Avrupa'nın şımarık çocuğudur Yunanistan. İşte o şımarık çocuğun arkasındaki abi İngiltere'dir. İşte Yunanistan İngiltere'nin desteğini kaybetmemek için bu Batı cephesini açacak. O zaman ve arkadaşlar sonu da söyleyeyim. TBMM'ye dağıtmak. Özetle Batı cephesindeki 5 savaşın 4'ü savunmadır ve 4 savunmanın da sebebi asittir arkadaşlar. Ankara'yı ele geçirmek, Sevr'i zorla kabul ettirmek, İngiltere'nin desteğini sürdürmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dağıtmak arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bakalım slaytımıza bakalım. Yunanlıların, dur önce şu asiti silim arkadaşlar, konumuza devam edeceğiz. Batı cephesi, 1. Yunan Savaşı'nın nedenleri, Yunanlıların İngilizlerin verdiği desteği kaybetmemek istemesi, Yunanlıların Çerkez Edebi isyanından faydalanmak istemesi, Yunanlıların Eskişehir ve Ankara'yı ele geçirerek mücadeleyi sona erdirmek istemesi. Kısaca asit arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki, savaşın kazanılmasında İsmet İnönü ve İzzettin Paşa'nın katkıları çok fazladır. Ayrıca bu savaş Metristepe mevkiinde yapılmıştır. Yunanlılar 1. Yunani'ye taarruzu keşif demişlerdir. Şimdi gençler, taarruzu keşif ne demek? Biraz bunun üzerine konuşalım. Bak şimdi, hani biz bu savaşı kazandık ya ve biz kazandığımız savaşı dolayısıyla hakkımızla kazandığımız savaşı yüceltmekte, büyütmekte, başarımızla övünmekte haklıyız. Onlar da kaybettiği bir savaşı küçültmek çabasındalar. Yani şunu demiyorlar, biz yenildik de biz başarısız olduk diyemedikleri için
taarruzu keşif yaptık. Şimdi bu taarruzu keşif ne demek? Yani biz bir böyle keşfetme taarruz gücümüzü sınadık. Aslında saldırmadı. Öyle bir geçiyorduk, yenildik havası vermek istiyorlar. Yani bizim başarımızı gölgelemek istiyorlar. Yemezler limited şirket arkadaşlar. Onlar taarruzu keşif desin. Biz bileğimizin gücüyle söke 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 aldık bu savaşı. Anlaştık mı? Şimdi birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarına geleceğiz. Birincisi şu. Her yeni kurulan sistem arkadaşlar eleştirilir ve değişime gelişime açıktır. Düzenli ordu yeni kurulmuştu. Düzenli ordunun üzerinde eleştiriler vardı. Olacak mı, olmayacak mı? Katılmayanlar vardı. Çerkez Ethem isyan etmişti. Hatırlayın arkadaşlar bunları. Az önce bahsettim. Tamam mı? Peki, işte düzenli orduya katılım arttı. Düzenli orduya arkadaşlar güven arttı. TBMM'nin otoritesi arttı. Askere alım işlemleri hızlandı. Yani her şey çok güzel. Bakın bir yerde bir başarı varsa diğer şeyler ardı ardına gelir. Değil mi arkadaşlar? Hani psikolojide gelişim bir bütündür ilkesi var ya, işte tarihte de o vardır. Başarı bir bütündür. Bir alandaki başarı bütün alanları etkiler arkadaşlar. Peki. Haydi şimdi birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını şifreliyoruz. Hazır mısınız? Başlıyorum. Resim yeteneğimi biliyorsunuz, çok güzel resim çizerim ben arkadaşlar. Diyormuşum. Tabii ki öyle bir şey yok. Hele dur bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Şöyle bir red kit çizmeye çalışalım. Öyle nasıl olacak? Şöyle harika, harika. Şuraya bir de göz çizelim. Arkadaşlar öğreten adam aracılığıyla dersimi öğretmeye çalışacağım. O yüzden resim yeteneğimi tartışmayın lütfen, tamam mı? Normaldir. İdare edin beni bugünlük. Evet. Şöyle bir adam düşünün arkadaşlar. Evet. Peki. Bekle, izle. Bu adamın iki elinde iki tane çanta olsun arkadaşlar. Bu adamın omuzunda evet, yıldızlar olsun. Şöyle yıldız yapalım arkadaşlar omzunda. Bu adamın dilinde notalar olsun arkadaşlar. Şöyle, tamam mı? Bu adamın bir ayağı Londra'da, diğer ayağı Moskova'da, bir çantasında Afganistan yazıyor, diğer çantasında da 1921 yazıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim, bu öğreten adam bize ne anlatmaya çalışıyor? Bunun üzerine haydi konuşalım. Başlıyoruz. Hazır mısın? Baştan başlayalım arkadaşlar. Bir çantası var. Çantasında 1921 yazıyor ve içerisinde bir anayasa metni var. Anayasanın adı 1921 Anayasası. Diğer adıyla Teşkilat-ı Esasi. O zaman bir, Teşkilat-ı Esasi ilan edildi. İki, gelelim şuraya. İsmet İnönü'yü generalliğe terfi etti. Az önce ben size bahsetmiştim, hatırlıyor musunuz? Askeriyede hiçbir başarı ödülsüz kalmaz, değil mi? Peki İsmet İnönü bu savaşı kazandıysa yıldızlar, omuzdaki yıldızlar askeriyede terfi demektir, rütbe demektir. Dolayısıyla İsmet Paşa general oldu arkadaşlar. Gel, 3. İtilaf Devletleri seride bir takım değişiklikler yaparak Türk tarafına sunmak için Londra'da bir konferans topladılar. Demek ki bir ayağı Londra'da, neymiş? Londra konferansına katıldı arkadaşlar, TBMM. Yani kısaca Sevr Anlaşması'na yumuşattıp tekrardan bize kabul ettirmek amacındaydılar. Şimdi birazdan konuşacağız Londra'yı. Geçiyorum. Diğer ayağı nerede dedik? Moskova'da Rusya'yla Moskova Anlaşması imzalandı. Diğer çantada ne yazıyordu? Afganistan yazıyordu. Afganistan'la dostluk anlaşması imzalandı arkadaşlar ki Afganistan TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman
Evet. Şimdi bir de arkadaşlar, nota dedik ya, dilinde notalar var. Nota ezgidir. Adamın dilinde bir ezgi var. Ne diyor biliyor musunuz? Şunu söylüyor. Korkma sönmez bu şan. Yani İstiklal Marşı kabul edilmez. Hazırsanız şimdi bunlar üzerine tek tek konuşalım arkadaşlar. Önce İstiklal Marşı ile ilgili haydi başlayalım arkadaşlar. İstiklal Marşı ile ilgili konuşalım. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Evet. Güzel, güzel, güzel. Bakalım kimler var derste. Kısa bir ara verelim arkadaşlar. Güzel. Hadi bakalım. Şunu kapatıyorum tekrardan. Şuraya çıkıyorum. Güzel. Anlaşılıyor. Arkadaşlar, İstiklal Marşı. Şimdi Batı cephesinde şanlı ordumuz Yunan'la savaşırken meclisimiz de Ankara'da ülkesi için bir şeyler yapmak istiyor. Belki silahla cephede değiller ama savaş bir tek silahla değil, kalemle de yapılır. Fikirle de yapılır. İşte Batı cephesinde ordumuzu cephede desteklemek için, onların moral ve motivasyonunu arttırmak için arkadaşlar, değil mi? Onlara milli duygularını coşturacak bir şiir lazım. Bir marş lazım. Marş ki bağımsızlığın sembolüdür. İşte meclis bu anlamda bir yarışmaya gidiyor arkadaşlar. Ve yarışma, hemen çok uzatmayacağım. Yarışma ya ilk etapta 724 tane şiir katılıyor ancak birinci bölümde istenilen şiir işte budur, Türk milletinin şiiri budur denilen bir şiir çıkmıyor. Ve Mehmet Akif Ersoy daha önce bilinen bir şairdir arkadaşlar. Ve bu işi Mehmet Akif Ersoy'un yapacağı düşünülüyor. Ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sıkkı Tanrıöver Mehmet Akif Ersoy'a gidip şiir yazmasını istiyor. Tabii Mehmet Akif Ersoy'un tek bir endişesi vardır. Para ödülü, onun da çözümü vardır. Ödülü almamak gibi arkadaşlar ki Mehmet Akif Ersoy Ankara'da Taceddin dergahında tırnağının kanıyla duvara bir gece korkma diye başladı arkadaşlar. Tabii gençler meyve veren ağaç taşlanır değil mi? Dikkatli dinle. Birazcık genel kültür olsun. Her şey sınava yönelik değildir. Birazcık konuşalım arkadaşlar. Şöyle birazcık üzerimizdeki pası, tozu bir atalım. Dikkatli bir şekilde beni dinle. İlerleyen zamanlarda Mehmet Akif Ersoy eleştirilecek. Diyecekler ki ya bir milletin, Türk milletinin marşı korkma diye olumsuz bir eylemle başlar mı diye Mehmet Akif Ersoy da onlara şu cevabı verecek. Diyecek ki ben ilham aldığım nokta Hazreti Peygamber'dir. Sözdeki ilham noktası. Hatırlayın Mekke'den Medine'ye hicret sırasında Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebubekir bir mağaraya sığınıyorlardı. Orada güvercinler yumurta yapıp örümcekler ağ örüyorlardı. Orada Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir'e ne diyor biliyor musunuz? Korkma ya Ebubekir. Allah bizimle beraberdir. İşte Mehmet Akif Ersoy'un korkma kelimesini kullanmasının altında işte bu imanı ve bu inancı yatar arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy şiiri yazar, mecliste alkışlar içerisinde kabul edilir ve bu parayı reddeder. Bakın normal şartlarda bir parayı reddetmek belki yani çok kolay bir şey olmasa gerek ama Mehmet Akif Ersoy normal şartlarda bile değil. Bakın meclise gittiği gün arkadaşının montuyla gidiyor kış, Mart ayı, hava soğuk, Ankara'nın ayazında Mart ayı soğuk bir aydır arkadaşlar. Ve üzerine giyecek montu olmamasına rağmen bu parayı reddediyor. Bu çok önemli bir şey ve parayı darül mesaiye bağışlıyor. Peki korkma diye başladıysa mantıken bu şiiri kime yazmıştır? Tabii ki cephedeki askerimize yazmıştır. Yani kahraman ordumuza ithafen yazmış ama kime hediye etmiştir dersek Türk milletine. Anlaştık mı arkadaşlar? Kimin için yazdı? Türk ordusuna. Kime hediye etti? Türk milletine. İlk defa İstiklal Marşımız 1982 Anayasası'nda yer alacak. Ali Rıfat Çağatay tarafından bestelenecek 1930 yılına kadar ama o bestede çok böyle yani şimdiki bestekisi gibi değil arkadaşlar. Yanlış
yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. İkinci defa Osman Zeki Üngör tarafından bu maaş bestelenecek arkadaşlar. Ve günümüzde kullandığımız korkma sönmez bu şafak bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir arkadaşlar. Peki Kazım Karabekir de bu yarışmaya katılacak. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Durum bu. Gençler ben konuşuyorum ama zaman nasıl geçiyor bilmiyorum. Saat kaç, kaç dakikamızlar nasıl gidiyor. Ara zamanı geldiğinde sıkıldığınızda söyleyin. Ara verebiliriz. Devam ediyorum şimdi konumuza. Londra Konferansı. Şimdi gençler birazcık bunun üzerine konuşalım. Bakın Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçları çok önemli. Soru değeri taşıyan bir savaştı. Dikkatli bir şekilde dinleyeceksin. Londra Konferansı. Peki neden toplandı? Tabii Sevr Anlaşması'nı yumuşatıp bize tekrardan, yani tabiri caiz olmadığı için söylemeyeceğim ama tekrardan sunmak için diyelim. Ve böyle bir konferans topladılar. Tabii biz itirafların güvenli olmadığını biliyoruz. Sözünde durmayacaklarını, konferansta bizi neyi beklediğini, bunlardan bir cacık olmayacağını biliyoruz arkadaşlar. Ama yine de Mustafa Kemal konferansa elçi gönderecek. Tabii arkadaşlar bir dış ülkedeki konferansa kim katılır derseniz tabii bir ülkenin Dışişleri Bakanı katılır. Dönemin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'dir. Ama adamların bilinçaltında bir pislik yatıyor ya da bir tuzak yatıyor. Osmanlı Devleti'ni de davet ediyorlar. Sadrazam Tevfik Paşa katılacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti adına, bizim adımıza da Bekir Sami Bey katılacak. Şimdi peki biz bu konferansa niye katıldık? Çünkü 21 Şubat'taki bu konferansın 22 Şubat'ında gazete manşetlerini bildiğimiz için katıldık. Peki gazete manşetlerinde ne olacak? Şunu diyecekler de, Türkler barışa yanaşmıyor, Türkler savaşa devam ediyor şeklinde başlık, manşet atacaklarını düşündüğümüz için ve bildiğimiz için ne yaptık arkadaşlar? Konferansa katıldık, adam gönderdik. Bekir Sami Bey gitti ve orada arkadaşlar bir olay gerçekleşecek. İlk sözü Osmanlı temsilcisi Tevfik Paşa'ya verecekler ama Tevfik Paşa onlara diyecek ki söz milletimin asıl temsilcisindir diyecek. Ve adamlar oturacak yerine. Yani bizi birbirimize düşürmeye muvaffak olamayacaklar. Tabii konferansa ilk önce bizi doğrudan şey yapmadılar arkadaşlar. Davet etmediler. İlk önce İstanbul hükümeti aracılığıyla davet ettiler. Biz dedik ki hayır kardeşim bizi doğrudan davet edin. Eğer bizi doğrudan davet ederseniz bizi tanımış olursunuz. Bu uluslararası alanda tanınmak için büyük bir fırsattı bizim için arkadaşlar ki itiraf devletleri TBMM'nin varlığını Londra konferansıyla tanıdılar. Peki bizi kim davet etti? İtalya. İtalya arkadaşlar Kurtuluş Savaşı sürecinde bizim kankamızdır aslında. Ya kankamız derken birinci kankamız Rusya'dır. İkincisi İtalya'dır. İtalya bizi işgal etmeye gelmesine rağmen bizimle doğru düzgün savaşmamıştır. Giderken de cephanesinin bir kısmını bize hediye edip ayrılmıştır arkadaşlar. İtalya'nın bu tavrındaki sebebi tabii ki Paris Konferansı'nda küstürülmesi olacaktır arkadaşlar. Peki bu konferansta TBMM itiraflarca resmen tanındı dedik arkadaşlar. Londra Konferansı bu şekilde. Anlaşıldı mı? Defalarca sorulmuştu. Arada tepki verin arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olsa sorun. Sizin varlığınızı bilmek bizlere güven veriyor. Güzel. Oo, yarım saat olmuş ya. Zaman nasıl geçiyor? Zaman nasıl geçiyor? Güzel bakalım. Devam ediyoruz Londra Konferansı'ndan. TBMM'nin konferansa katılma nedenleri, Misak-ı Milli'yi tüm dünyaya duyurmak, resmi olarak tanınmak, Türkler barıştan kaçıyor propagandasının önüne geçmek, bunları anlattım. Tamam. Peki, hadi devam edelim. Moskova Anlaşması'yla. Şimdi gençler, İnönü Savaşı'nın sonuçları önemli, bitmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dershanede de 2 saatte anlatıyoruz biz sadece tek savaşın sonuçlarını. O yüzden ÖSYM için de önem arz ediyor. Dikkatli bir şekilde beni dinliyorsun. 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması. Taraflar TBMM ve Sovyet Rusya. Arkadaşlar
İki tane büyük imparatorluk, 17. yüzyılın, 16. yüzyılın orta yeni çağın arkadaşlar, iki büyük imparatorluğu. Birisi Çarlık Rusya, ikincisi Osmanlı İmparatorluğu. Ve ikisi de Birinci Dünya Savaşı'na girmiş, biri ihtilalle yıkılmış, diğeri yıkılmanın eşiğine gelmiş bir imparatorluk. Ve ikisinden de yeni bir devlet kuruluyor. Birincisi Sovyet Rusya'dır, Çarlık Rusya'da kurulan, Osmanlı'dan sonra kurulan da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye yani. Yani özetle iki yeni devlet arkadaşlar. Yeni kurulmuşlar, daha çiçeği burnunda ve bunların birbirine ihtiyacı var. Çünkü Rusya'nın güneyinde biz varız arkadaşlar. Allah korusun, olur da bizim topraklarımızda bir İngiliz devleti kurulsaydı, Rusya'nın güneyinde bir İngiltere olacaktı. Bu Rusya'nın işine gelmez arkadaşlar. Kimse güçlü bir komşu istemez. Bugün Ukrayna'nın en büyük suçu belki de Rusya ile komşu olması arkadaşlar. Eğer savaşın temel faktörü bu, büyük bir devletle komşu olmak. İşte Rusya bizi istemiyor. Yani bizi istiyor işin doğrusu arkadaşlar. Peki gelelim anlaşmanın maddelerine. Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında tüm anlaşmalar geçersiz olacak. Hani bir şarkı var ya, sil baştan başlamak gerek bazen. İşte iki devlet de şunu söylüyor. Sil baştan başlayalım. Peki abi neyi silelim? Tabii ki kapitülasyonları sileceğiz, ayrıcalıkları. O yüzden kapitülasyonların kaldırıldığını ilk kabul eden devlet Rusya'dır. Anlaştık. Peki iki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Peki bu neyi gösterir? Uluslararası alanda birlikte hareket edildiğinin göstergesidir arkadaşlar. Batum Gürcistan'a bırakılacak. İşte bu olmadı. Şimdiye kadar her şey güzeldi arkadaşlar ama bu madde hiç iyi olmadı. Çünkü Misak-ı Milli'den ilk tavizi vermiş olduk. Geçmiş olsun. Peki arkadaşlar, bu anlaşmanın önemini. Rusya Avrupalı bir devlettir ve dolayısıyla bizi tanıyan, TBMM'yi tanıyan ilk Avrupalı, ilk Batılı devlet kimdir derse cevabımız Sovyet Rusya olacak arkadaşlar. Burada anlaşıldı. Haydi devam edelim. Neyle? İkinci İnönü Savaşı'yla. Tabii arkadaşlar biraz Moskova Afganistan'da dostluk anlaşması var. Bundan da bahsedeyim. Tabii biz Rusya'ya gittiğimizde arkadaşlar Rusya'da Afgan temsilcileriyle karşılaşacağız. Orada onlarla oturup bir dostluk anlaşması imzalayacağız. Afganistan'ın maddi manevi desteği bizler için önemliydi. Bir İslam devleti olarak arkadaşlar bizi desteklediler. Biz de onlara eğitim anlamında destek sağladık. Bu şekilde arkadaşlar karşılıklı birbirimizi tanıdık ve bizi tanıyan ilk Müslüman devlet de kim oldu? Afganistan oldu arkadaşlar. Bu anlamda önemli. Hatta Afgan Kralı Amanullah Han da Atatürk'ü ziyaret eden ilk devlet bakanı oldu arkadaşlar. Türkiye'ye geldi. Defalarca geldi arkadaşlar Amanullah Han. Böyle dostluk var. Hatta Afganistan'da elçilik, Afganistan ülkemizde elçilik açtık. Biz orada elçilik açtık. Bu anlamda dış işlerde, diplomaside ilişkilerimiz gelişti arkadaşlar. Tamam mı? Peki Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçları genel hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar. Londra Konferansı'nda biz daha doğrusu onlar Sevr Anlaşması'nı yumuşatıp bize tekrardan sunduklarında ve biz de bu duruma kabul etmediğimiz için onlar da atıl kurt emrini verecekler. Kime? Yunanistan'a. Dolayısıyla Yunanistan'ın bize saldırmasıyla ikinci İnönü Savaşı başlayacak arkadaşlar. İkinci İnönü Savaşı'yla devam edeceğiz. Gençler, burada bitirelim mi? Devam edelim mi? Fikriniz nedir? Düşünceniz nedir? Bir ders daha yapalım mı? Talep var mı? Daha doğrusu yoksa hocam yeterli, teşekkürler de nazik bir şekilde ara vereceğiz. Evet. Tamam şöyle. Gülay tamam. Sana da tamam. Eyvallah. Tamam arkadaşlar bir ara verelim 10 dakika. Aslında İkinci İnönü Savaşı ile ilgili birazcık konuşalım. Yenersek daha iyi olur. Öyle mi? Tamam. Muhammed Bey, bir saat mi yapalım derse?
Para vermeyelim mi? Tamam, olur. Siz hatırlatırsınız zamanınızda olduğunda. Ben başlıyorum. Tanıtım bir ders. Yani bir ders mi bir saat mi onu anlamadım ama sorun değil. Siz ne zaman derseniz ben anlatırım. Arkadaşlarım da zaten bu noktada talepleri ve istekleri var. O istekler doğrultusunda dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci İnönü Savaşı'yla başlıyoruz. Hazır mıyız? Güzel. İkinci İnönü Savaşı. Arkadaşlar Londra Konferansı'nda bize kabul ettiremediler ve ikinci defa bize saldırdılar. Tamam. Evet arkadaşlar ikinci defa bize saldırdılar ve biz tekrardan kazandık. Adama sorarlar. Hani sen taarruzu keşif diyordun? Hadi buna da bir şey de, bir kılıf uydur. Uyduramazsın, uyduramazsın. Çünkü biz kazandık arkadaşlar. Bir daha biz kazandık bu anlamda. Önemli. Peki Yunanların amacı ne? Asit. Ankara'yı ele geçirmek, Sevr'i kabul ettirmek, İngiltere'nin desteğini kaybetmemek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dağıtmak. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki, şimdi gelelim. Bakın arkadaşlar, belki de Kanuni'den sonra, ya Yavuz Kanuni, yani yükselme dönemi padişahlarından belli. Hiç biz iki savaş üst üste kazanamadık arkadaşlar. Osmanlı duraklama döneminde olsun. İkinci Viyana kuşatmasından sonra hele içler acısı o. Biz 2'de 2 yapmayalı çok olmuş. 2'de 2 yapmayalı. Yani iki savaş üst üste kazanmayalı çok olmuş. İşte şeytanın bacağını kırdık ve 2'de 2 yaptık. Ve dolayısıyla bunun üzerine Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye bir telgraf çekti. Bu telgraf hep soruluyor. Ne dedi biliyor musunuz? Siz orada sadece düşmanı değil, devletin makus talihini de yendiniz. Arkadaşlar tamam mı? Ne diyor? Yani sadece düşmanı değil, kötü giden şanssızlığımızı, talihsizliğimizi de yendiniz. 2'de 2 yaptınız. Bu sizin için çok önemli. Çok önemli bu söz. Buna dikkat edin. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki, İkinci İnönü Savaşı'nın sonuçları neler? Evet, savaşın sonuçlarını çok da fifi diye kodluyorsun. Evet, fifi. Bak şimdi buraya. Fifi. Tamam. Şurada Fifi yazıyor. Akrostiş. Bir, Fransa TBMM'ye ateşkes teklif etti. İngiltere Malta'da bulunan 40 Türk'ü serbest bıraktı. Fransa Zonguldak'tan çekildi. İtalya Anadolu'dan çekilme kararı aldı. Gençler, bu TYT için ne demek biliyor musun? Çok güzel bir yorum demek. Yorumumuz şu. Dikkatle dinle. Askeri başarılar beraberinde siyasi zaferlere sebebiyet verir. Askeri başarılar beraberinde siyasi başarıları getirir. Şimdi nereden biliyoruz? Çünkü bak Fransa bize ateşkes teklifinde bulundu. Güneyde bizimle savaşıyor. Gaziantep'te, Urfa'da, Maraş'ta. Fransa işte bu anlamda bize ateşkes teklifinde bulundu. İtalya Anadolu'dan çekilme kararı aldı. Arkadaşlar dediler ki ya ne oluyor düzenli ordu falan yeniyor savaşları kazanıyor biraz tedirgin olmaya başladılar. İşin ucu onlara da dokunacaktı. The next station is Fransa, İtalya. Sırada onlar vardı çünkü ve bu yüzden adamlar bize teklifte bulundu. Hatırlayın son Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı Milli kararlarını aldığında milletvekilleri sürgüne gönderilmişti. Nereye? Malta adasına. İşte oradaki millet sürgündeki milletvekilleri serbest bırakıldı İngiltere tarafından. Fransa kömür madeni açısından çok değerli olan Zonguldak şehrimizden çekilmeye karar verdi ve çekildi arkadaşlar. Yani özetle askeri başarı siyasi başarıyı da beraberinde getirir arkadaşlar. Buna dikkat edeceksin. Okey mi? Peki devam ediyoruz. Kütahya, Eskişehir savaşlarına 1-24 Temmuz. Peki sebebi nedir? Sebebi aynı arkadaşlar. Asit, değişen bir şey yok. Ve intikam. Okey mi? Peki savaşın sonuçları üzerine birazcık konuşalım. Savaşta ne oldu? Evet biz bu savaşı kaybettik. Az önce orta parmak muhabbetinden de hatırlarsanız Kütahya, Eskişehir'e kadar bu savaş bu şehirlerin de alınmasına kadar sürdü. Ve itiraf Eskişehir'i, Kütahya'yı ve Afyon'u kaybettik. Ve ordu Sakarya Irmak'ın doğusuna çekildi. Yani Ankara'ya yakın bir yere, Polatlı civarına kadar ordu geri çekildi arkadaşlar. Meclis ve bunun üzerine adamlar
başkente yaklaştı. Ben az önce sizin başkentin ne kadar önemli olduğunu size anlatmıştım, değil mi? İşte başkent ve bunun üzerine biz ne yaptık biliyor musun? Bazı milletvekili dedi ki onlar başkente yaklaştıysa biz başkente taşıyalım. Nereye? Kayseri'ye taşıyalım. Böyle bir şey gündeme geldi. Düşünün olay ne kadar ciddi arkadaşlar. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal çıktı ve mecliste şöyle dedi. Dedi ki meclisin yetkilerini 3 aylığına bana verin dedi. Ve milletvekillerine böyle bir teklifte bulundu. Tabii milletvekilleri bu noktada herkes ama herkes meclisin yetkilerinin 3 aylığına Mustafa Kemal'e verilmesini kabul etti. Ama niyetler farklı. Bir kısım milletvekilleri Mustafa Kemal'in bu işi başaracağına inandığı için, Mustafa Kemal'in Çanakkale'den gelen liderlik vasfını bildikleri için bu yetkiyi verirken, bir kısım milletvekilleri başarısızlığa inandıkları için ve yenileceğimizi düşündüğü için ve böylece Mustafa Kemal'den kurtulmak için tabiri caizse bu yetkiyi Mustafa Kemal'e verdi. Ve 3 aylığına Mustafa Kemal. Hatırlayın arkadaşlar, daha önce Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa edip nereye dönmüştü? Nereye? Sivil hayata, sine-i millete dönmüştü. Nerede? Amasya'dan sonra arkadaşlar. İşte sivil hayatı sona erdi ve Mustafa Kemal artık tekrar askerlik hayatına geri döndü. Ve askerlik hayatına döner dönmez başkomutan sıfatıyla tekalifi milliye emirlerini yayınladı. Şimdi dikkat. Bazen sorular çıkıyor karşına ve soru sana şunu söylüyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi 1. Tevrim döneminde gerçekleşmiyor? Sen tekalifi milliye emirlerinin kronolojik anlamda zaman anlamında 1. Tevrim dönemine denk geldiğini biliyorsun. Ama meclis değil bunu. Mustafa Kemal çıkardı. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat edin. Cevap tekalifi milliye emirleri olur. Çünkü tekalifi milliye emirlerine Mustafa Kemal çıkardı. Şimdi arkadaşlar bak. Tekalifi milli emirleri nedir? Milli yükümlülükler. Milli yükümlülükler. Yani savaş dönemindeyiz. Devletin milletine ihtiyacı var. Milletin de devletine ihtiyacı var. İşte bu milletle devletin bütünleşmesine biz tekalifi milliye emir veriyoruz. Halk üzerinde düşeni yapacak. Eli silah tutan askere gidecek. Eli örgü tutan hanımlarımız askerimize çorap işleyecek. Eli ne bileyim oklava tutan ekmek açacak. At arabası olan nakliye yapacak. Ve herkes bir şeyler yapacak. Bedeli sonradan geri ödenmek şartıyla yapılacak. Ama daha sonradan kimse arkadaşlar hemen hemen bedelini istememiştir. Çünkü bazı şeylerin bedeli hayatla ödenir. Bunlar da hayat meselesi olduğu için kimse üç kuruşun peşine düşmemiştir. Ve bize yakışan da budur zaten. Şimdi gençler bakın. Az önce dedim ya siyasi başarılar beraberinde pardon askeri başarılar beraberinde siyasi başarıları getirir diye. İşte gençler burada da aynı şekilde askeri başarısızlık da siyasi başarısızlıklara sebep olur. Nereden biliyoruz? Çünkü biz bu savaşı kaybettiğimiz için Fransa ateşkes teklifini geri çevirdi. Biz başarısız olduğumuz için İtalya Anadolu'dan çekilmekten vazgeçti. İşte böylece her şey üst üste geliyor dedik ya, her şey üst üste gelmeye başladı arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tekalifi Milliye Emirlerinden gelen yardımların bir kısmı Sakarya'da ama büyük bir kısmı büyük taarruzda kullanıldı. Savaş sırasında TBMM Başkanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Ankara'da arkadaşlar, Maarif Kongresi'ni topladı. Bu ne demek? Savaş zamanında bile eğitim ve öğretime önem verildiğini gösterir. Hatta Mustafa Kemal'in bir sözünde diyor ki, en büyük savaş cehaletle yapılan savaştır arkadaşlar. Gerçek anlamda düşünün, ordu cephedeyken sen Ankara'da Maarif Kongresi'ni toplaman, değil mi? Bu büyük bir şeydir arkadaşlar. Bu herkesin kafası almaz bunu. Bu anlamda Mustafa Kemal bu kongreyi düzenlemiş arkadaşlar. Milli eğitimimizin temelleri de bu kongrede atmıştır. Okey miyiz arkadaşlar? Haydi gelelim Sakarya. Melhame-i Kübra. Büyük Kan Gölü. Sakarya Meydan Savaşı. Peki nedenleri ne?
Aynı asit arkadaşlar, tamam mı? Peki ne oldu? Tabii ki biz kazandık. Ve arkadaşlar dedim ya, her başarı askeriyede ödüldür. Mustafa Kemal gazilik unvanı aldı arkadaşlar. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı verildi. İleride mareşallik rütbesi de verilecek. İngiltere ile esir mübadelesi anlaşması imzaladık. Yani esir değişimi anlaşması. Sonra İngiltere TBMM ve Yunanistan'a ateşkes teklifinde bulundu. Ukrayna ile dostluk anlaşması imzaladık. Görüyorsun değil mi? Siyasi, askeri başarılar nasıl siyasi başarılara sebep oluyor arkadaşlar. Fransa ile Ankara anlaşması imzaladı ve Ankara anlaşmasıyla Güney cephemiz kapandı. Bakın, bir yerdeki başarı başka bir yerdeki başarıya sebep olur. Şimdi beni dinleyin. İlk defa yeni aklıma geldi ve ilk defa sizinle paylaşacağım burada. Önemli bir şey. Şimdi arkadaşlar, biz Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesi için bir tabir kullanıyoruz. Diyoruz ki kaybettiğimiz halde toprak kazandığımız tek cephedir. Çünkü orada Sarıkamış'ta askerlerimiz donarak şehit olmasına rağmen Rusya'da ihtilal yaşandığı için arkadaşlar, tamam, Rusya'da ihtilal yaşandığı için Rusya savaştan çekildi ve ne oldu arkadaşım, hatırla, biz toprak kazanmış olduk. Tabii bize yıllardır böyle anlatılıyor. Ama işin doğrusu ne? Onu biliyor musun? İşin doğrusu şu. Eğer biz Çanakkale'de başarısız olsaydık ya da biz Çanakkale'yi geçirmediğimiz için, itiraflar Rusya'ya yardım götüremedikleri için Rusya'da ihtilal yaşandı. Yani kısaca bizim Çanakkale'deki başarımız Kafkaslardaki toprak kazanmamızın sebebidir. Yoksa ihtilal yaşanması falan hikaye arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Biz Batı cephesinde başardığımız için arkadaşlar Fransa'yı şutladık. Tabii güneyde de, bu güneydeki başarımızı gölgelemek için söylenilen bir cümle değildir arkadaşlar. Güneyde de kahramanca mücadele ettik. Ama son darbeyi nerede vurduk? Batı cephesinde vurduğumuz için düzenli orduyla adamları. Tamam mı? Evet. Bu şekilde. Evet, YKS yazılan arkadaşlar, güncel hayattan biraz aktüel bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki hukuk okumak istiyorsun ve matematikte iyi değilsin, değil mi? Çok iyi değilsin, farz edelim. Yeteri kadar netlerin yüksek değil. Ama hukuk kazandın. Bunun tek bir açıklaması vardır. Onu da söyleyeyim sana. Açıklaması şudur arkadaşlar. Demek ki edebiyatı, Türkçeyi, tarihi, coğrafyayı fullediğin içindir. İşte aynı şekilde Çanakkale ve Kafkas cephesindeki mantığımız orada da geçerli. Güney cephesindeki mantığımız burada da geçerli. Yani bir alandaki başarın diğer alandaki başarıları da etkiler, beraberinde getirir. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat edelim. Peki, hadi devam edelim. Ankara Anlaşması'na göre arkadaşlar Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Cabel Kalesi Türk toprağı sayılacak. Evet, Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu alan Türk toprağıdır arkadaşlar. Günümüzde de bu böyledir arkadaşlar. Suriye'de Esme Köyü yakınlarında bir yerdedir. Hatırlayın, son yıllarda işte daha önce askeri operasyonlarla birkaç defa Süleyman Şah'ın mezarı değiştirildi. Ama sonuç itibariyle Suriye'dedir. Suriye'de bizim askerimiz nöbet tutuyor arkadaşlar. Çünkü bizim bayrağımız da dalgalanıyor orada. Anlaştık mı? Ve İtalya Anadolu'dan tamamen çekildi Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra. Ve İtalya Anadolu'dan çekilen ilk devlet oldu. Sovyet Rusya'ya bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile doğu sınırımızı kesin olarak çizdiğimiz bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın adı nedir? Kars Anlaşması. Tamam mı? Kars Anlaşması bu anlamda önemli. Peki, bitiriyoruz arkadaşlar. Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi, diğer adıyla Rum Sındığı Savaşı. Arkadaşlar, Dumlupınar Savaşı 9 Eylül 1922'de biz ne yaptık? İzmir'i kurtardık ve Yunan ordusunu 26 Ağustos'ta kovalamaya başladık. 9 Eylül'e kadar, son Yunan'ı ülkemizden atana kadar Mustafa Kemal'in bir emriyle arkadaşlar, dedi ki Mustafa Kemal, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini verdi.
arkadaşlık, tamam mı? Ya bu arada mesela gençler, hani biz Ege Denizi falan diyoruz ya, aslında Osmanlı Devleti'nde Ege Denizi diye bir deniz yoktur. Biz öyle Ege karasından dolayı o ismi kullanıyoruz. Mustafa Kemal, ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir, ileri deyip Ege'ye gitmesinin sebebi de budur aslında. Anlatabiliyor muyum? İşte Osmanlı kaynaklarında da oraya Adalar Denizi denir. O farklı bir deniz değil, Akdeniz'dir arkadaşlar. Okey mi? Mustafa Kemal bu anlamda bu sözü söylemişti. Bu arada aklıma gelmişken Sakarya Meydan Muharebesi'nde de Mustafa Kemal bir söz kullandı. Ne dedi? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Değil mi arkadaşlar? Peki. Güzel. Bu şekilde olay bu arkadaşlar. Savaş öncesi hazırlıklar yapıldı. Ordu karargah merkezi Polatlı'dan Akşehir'e taşındı. Tekalif-i Milliye emirlerinden gelen yardımlar, İtalya ve Fransa'nın bıraktığı silahlar toplatıldı. Ankara'da 6 aylığına subay okulları açıldı. Ordu taarruz eğitimi verildi. Başkomutanlık yetkisi süresiz uzatıldı Büyük Taarruz Savaşı'ndan önce arkadaşlar. Peki, Büyük Taarruz sonucunda ne oldu? Batı Anadolu'da Yunanlılardan temizledik. Türk-Yunan Savaşı sona erdi ve diplomatik dönem başladı arkadaşlar. Uşak'ta bulunan General Trikopis ve Fevzi Çakmak tarafından arkadaşlar esir alındı. İşte Fevzi Çakmak bu başarısından sonra Mareşal oldu. Tamam mı gençler? Bu gelişmeler üzerine Tevfik ve Mustafa Kemal'in isteğiyle Fevzi Çakmak'a Mareşallik verildi. Tamam mı? Mareşallik. Mareşalliği iki kişi kullanıyor. Bir Mustafa Kemal, iki Fevzi Çakmak. Mareşallik askeri anlamda en üstün rütbedir arkadaşlar. Ve bundan sonra Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik süreci başlayacak. Ateşkes anlaşması imzalanacak. Bakın şimdi, her savaştan sonra iki anlaşma imzalanır. Bir ateşkes, iki barış. Hadi ben size bir soru sorayım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ateşkes anlaşması hangisidir? Dinleyenler. Daha önce size soracaktım ama şimdi sorayım. Peki Zeynep, Barış Anlaşması hangisidir? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'yla. Harika. Hadi elim bulaşmışken Kurtuluş Savaşı'ndan sonra imzalanan Ateşkes Anlaşması hangisidir? Güzel, Gülay, harikasın. Peki Barış Anlaşması hangisidir? Kurtuluş Savaşı'ndan sonra imzalanan Barış Anlaşması'nı soruyorum. Hatırlamıyor musunuz? Lozan, harika. Zeynep, güzel. Güzel, güzel, güzel. Peki gençler işte bu anlamda Mudanya Ateşkes Anlaşması 11 Ekim 1922 yılının tarihinde imzalandı. Türkiye'yi İsmet İnönü temsil etti arkadaşlar. İsmet İnönü buradaki başarısı ileride onun Lozan konferansına katılmasına sebebiyet verecek. Bakın mesela Lozan'a Rauf Orbay'da katılmak istemiş arkadaşlar. Ama Mustafa Kemal Rauf Orbay'a ne dedi? Dedi ki hani mesela bir şeyde bir işte CV çok önemlidir arkadaşlar. Ve senin geçmişindir CV. Ve geçmişinle her zaman yüzleşirsin. Ve Rauf Orbay işte geçmişiyle yüzleşti. Ve bu yüzden Lozan'a katılmadı. Mustafa Kemal dedi ki Rauf Orbay'a sen Modros'u imzaladın. Seni gördüklerinde akıllarına Modros gelecek, Birinci Dünya Savaşı gelecek. O yüzden Lozan'a sen katılamazsın dedi. İsmet Paşa'yı gönderdi. Seni gördüklerinde akıllarına Mudanya gelecek diyecekler. Çünkü Mudanya bizim için bir başarıdır arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat edelim bu anlamda. Peki Türk-Yunan Savaşı sona erdi. Yunanlılar Doğu Trakya'dan çekildi. Refet Bele Trakya Yüksek Komiseri sıfatıyla Doğu Trakya'yı Yunanlılardan geri aldı. Boğazlar ve İstanbul TBMM'ye bırakıldı arkadaşlar. Ama barış anlaşmasına kadar. Şimdi arkadaşlar savaşılmadan alındı Boğazlar ve İstanbul TBMM'ye bırakıldı. Daha doğrusu o bölgede savaşılmadı. Batı cephesindeki başarımızdan dolayı aldık. Osmanlı Devleti arkadaşlar Modros ile fiilen Mudanya ile hukuken saltanatın kaldırılmasıyla resmen sona erdi. Anlaştık mı? Peki Mudanya İstanbul TBMM'ye bırakılması ne demek? Hukuken Osmanlı Devleti'nin yok sayıldığını gösterir.
Ekim'deyiz arkadaşlar ve 20 gün sonra 20 gün sonra saltanat kaldırılacak arkadaşlar. Lozan görüşmelerinden hemen önce saltanat kaldırılacak ve İstanbul'un yönetime TBMM'ye bırakılacak. Evet, dersimizi bitiriyorum arkadaşlar. Umarım size katkı sağlamıştır. Çok önemli bir konuyu anlattım, Batı cephesi. Bütün yorumları kendimce vermeye çalıştım. Umarım katkı sağlamıştır. Umarım ders anlaşılmıştır. Güzel bakalım. Peki, dersi burada bitiriyorum. Var mı bir isteğiniz arkadaşlar? Anlamadığınız bir yer var mı? Güzel. Zeynep katkı sağladıysa. Bence de çok iyiydi. Güzel geçti dersiniz. Peki. Gülay, sana da iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Can kulağıyla beni dinlediğiniz için var olun, sağ olun. İyi akşamlar diliyorum, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Sevgiyle kalın.